rakibimiz. Eray Şamdan'ın rakibi. Haydi Eray. Eray Şamdan son Avrupa şampiyonumuz. Karate'nin atom karıncası. Ve Alessalmi ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekibin değerli bir sporcusu. Eray son zamanların en formda ismi. Olimpiyatlarda ülkemizi gururla temsil etti. Steven Dacosta ile final oynadı ve şanssız bir puanla olimpiyat ikincisi olmuştu. Şimdi Avrupa şampiyonluğunun üzerine bir de Akdeniz Oyunları şampiyonluğu ekleyecek diye düşünüyoruz Eray için. 2018'de Eray Şamdan'ın bronz madalyası vardı Akdeniz Oyunları'nda. 4 yıl geçti. Eray büyüdü. Tecrübe kazandı. 4 yılda çok önemli başarılar elde etti. Haydi Eray. Bir çuğdan mavaşı hazırlığında sanki Eray. Midesine sürpriz bir tekme gönderebilir. Yumruklarlar ekibinin dikkatini dağıtıyor. Uzaklaştılar. Öndeki ayağıyla yumruklarla içeri girip rakibin ayağını çektiği maçları da hatırlıyorum. Taktiksel olarak çok zengin bir sporcu. Rakibini yokluyor şu anda. 2 dakikalık bölüm geride kaldı. 1 dakikalık bölüm geride kaldı. Son 2 dakika. Eray'dan müthiş bir vuruş. 1 puan mı 3 puan mı? Bakıyoruz 1 puan. Rakibinin sırtı yere değmedi. Açıbaray'ın ardından ayağını süpürdü. İlginç. İlginç. Biz 1 puan beklerken maçın hakemi sanıyorum konuştuğu için Eray'a İkinci kategoriden bir ceza verdi. Bir puan daha gelmesi gerekiyor. Evet. Yan hakemin bayrağı vardı. Eray'ın da vuruşu vardı. İtiraz kartımız kullanılacak. Adnan Şam'dan babası aynı zamanda Darıca Belediyesi'nden de antrenörü. Hem babası hem antrenörü hem mini takım antrenörü, mini takım teknik direktörümüz Adnan Şam'dan oğluyla göz göze geldi. Eray'a aldık mı puanı dedi. Eray'dan da evet yanıtını alınca kartını kaldırdı. Buralarda kesinlikle puanlı kuruşlar yok. Tabii bu arada Eray'ın pozisyonunu göstermedi. Cezayir reisi kendi sporcularının pozisyonunu gösterdi. İtiraz ettiğimiz pozisyon bu değil. Ama itiraz ettiğimiz pozisyonu görebiliriz. Yakın çekimde biz itiraz ettiğimiz pozisyonu
mesajını aldık. Eray bu konularda çok profesyonel. Kesinlikle duygusallığa yer vermiyor. Moralini hiç bozmuyor Eray. Maçtan hiç kopmuyor Eray. Rakibi kendi kendine dışarı çıktı. Kategori 2'den bir ceza alacak. Bir itiraz var. Çuğdan Güyakut'taki itirazı mı? Vazari itiraz hem de. Midesine atıldı. Üşünülen bir tekme var. Boşa giden tekmeye itiraz geldi gördüğünüz gibi. Evet, çıkmadı bu an. Bir an için acaba gözden kaçırdığımız bir şey mi var diye düşündük. Dışarı çıktığı için. İkinci kategoriden ilk cezasını alıyor. Haydi Eray, 1-0'lık üstünlüğümüz var. Haydi Eray. Midesine attığı bir Çuğdan Mavaşı tekmesi. Puan oluşmadı. İyi sakladı kendini Eray. Ve Çuğdan tekme geldi. Çuğdan tekme geldi. 3 puan geldi. 3 puan geldi. 3 puan geldi. Babasından da bir öpücük geliyor. Eray Şamlı'nın alnından öpmek gerekiyor. 4-0 oldu karşılaşma. 4-0 oldu. Çuğdan'dan puan aldık mı diye düşünürken Eray 4-0 yaptı skoru. 25 saniye kaldı altın madalyaya. Ayak yapma, ayak. Bir Çuğdan tekme geldi. Çuğdan tekme kontak. Orada kendim acaba gözlerim kontak geldi mi attım pozisyonda. Mansur Kuşi çok tehlikeli. Üçüncü cezamız. Son 7 saniye. Eray yüzüne atak yapma Eray. Yüzüne atak yapma Eray. Çıktı dışarı. 2 saniyemiz var. İkinci kategoriden de son uyarımızı alacağız. Yüzüne atak yapmazsak, rakibi tutmazsak bu karşılaşma bitti. Rakibin çevirme şansı yok. Son 1 saniye. Alkışlamayı da ihmal etmiyor. Cezayirli spor severler, onları da saygıyla selamlıyoruz. İşte Eray Şamdan, Türkiye'nin altın çocuğu, olimpiyat ikincimiz, son Avrupa şampiyonumuz ve Akdeniz oyunları şampiyonumuz Eray Şamdan. Günün ikinci madalyasını da altın madalyayla alıyor. Babasıyla kutluyor bu coşkusunu. Milli takım teknik direktörümüz Adnan Şamdan da kutluyor bu coşkusunu. Teknik direktöründen sonra Karate Federasyonu Başkanımız Avukat Doktor Aslan Abi Tuğuz da Eray'ın yanında onun başarısını kutluyor. İşte Türkiye'den giden Eray'ı kutlayan spor severlerimiz. Yani Akdeniz oyunlarında ilk şampiyonluğum. Yanlış bilmiyorsam ülkemizin ilk altın madalyasını burada getirmiş oldum. Çok mutluyum. Böyle bir atmosferi yaşadığım için.